Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, yazılımızda 20 soru var. Her sorunun puan değeri 5'ti. Önce durdur kendini çöz, aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarımla paylaşacağız. Bir tane de joker sorumuz var sevgili öğrencilerim. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir metin var, bu metne göre 4 tane soruyu yanıtlayacağız. İyi bir şekilde okuyalım. Birisi sabah erken ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi. Elinde balta ile sordu, nereye böyle? Gene can yakacaksın. Utanma, hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni? Kimse anlatmadı mı, uyarmadı mı seni? Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına. Yaşlı meşe ağacı asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlara anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde hep habersiz yaşamış. Ormanın kıymetini bir türlü anlamamış. Bak demiş oduncuya. Şimdi sen beni dinle. Sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendine. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız. Değerini bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız. Karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz. Yıkıp dökmesin diye rüzgarı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız. Sustu yaşlı oduncu. Eğildi öne başı, bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu dili, hiçbir şey diyemedim. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere. İlk sorumuz... Yine can yakacaksın sözüyle ne anlatılmak isteniyor? Baktığımız zaman hemen geçtiği yere bakalım. Gene can yakacaksın, utanma, hadi söyle. Çocuklar nasıl can yakacak? Elindeki baltayla etraftaki ağaçları keserek tabii ki can yakacak. Bu şekilde yazarsan 5 puan hesaplama yapabilirsin. 2 numaralı sorumuz. Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış diyor bize. Hemen bulalım sevgili öğrenciler. Bakalım bu şekilde. Hepimiz gece gündüz bizden faydalandınız diyeni bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız. Buradan başlıyor. Karbondioksiti alıyorlar, oksijen üretiyorlar. Ekolojik dengeyi kuruyorlar, ağaçların faydaları. Sizin için yağmur çağırıyoruz diyor. Demek ki yağmurun yağmasına sebep oluyor. Erozyonu durduruyor, iklimi düzenliyor, rüzgarı frenliyor. Bunları yazarsan 5 puan daha hesaplama yapabilirsin. 3 numaraya baktığım zaman oduncu neden ağlamaktadır? Geçtiği yere hemen bakalım. Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı, bir yandan da akıyordu yanağında gözyaşı. Neden yanağında gözyaşı akıyordu? Çünkü ağaç ona ormanın faydalarını anlattı. Bu bir sürü faydaya karşı onu yakacak olarak görüyordu. Ne yazabilirsin buraya? Ağaçların faydasını, bu kadar çok faydasını görünce ağlamaktadır. Oduncu bu sebepten dolayı ağlıyor dersen... Yine 5 puan hesaplama yapabilirsin. 4 numaralı sorumuz. Metinde iletilmek istenen mesajı açıklayınız. Bizim buradan çıkartacağımız ders. Çocuklar, ağaçları sadece yakacak odun olarak düşünmemeliyiz. Ağaçların sayısız faydaları, yararları vardır. Bu şekilde yazacağım bir cümle, cevap cümlesi sana 5 puan daha kazandıracaktır. Metin soruları bitti. Şimdi de test sorularına geçelim. Lütfen her sorunun 5 puan değerinde olduğunu unutma. Hangi cümlede sebep sonuç ilişkisi vardır diyor bize. Bakalım. Fatma saçlarına örgü yaptırmıştı. Bu bir sonuç. Neden Fatma saçlarına örgü yaptırmıştı? Nedeni yok. A seçeneğini eledim. Sessizce öğretmenimizi beklemesini bilemiyoruz. Öğretmenimizi neden beklemesini bilemiyoruz. Burada da herhangi bir şey görmedim. Eledim. Saçları çok uzayınca kestirdi. Saçlarını kestirmiş. Bunun sebebi ne? Çünkü çok uzamış. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen mısralarda kaç tane hece vardır? Çocuklar bunu kelimeyle karıştırmayalım, olur mu? Yani baktığım zaman burada 7 tane kelime var. Hatta A seçeneğini direkt elemek istiyorum burada. İçerisindeki ünlü harfleri sayarak yapabilirsin. Mesela burada 1 tane var. Burada 3 tane ünlü harf var. Burada 2 tane işlerimizi derken... 5 tane ünlü harfin olduğunu görüyorum. İşimizde 3 tane var. Kimseden 3 tane var. Sorulmamıştır. O, U, A, I, I. Toplamda burada da 5 tane var. 5, 5, 10, 15, 16, 19, 3 de burada. 22 tane hecemiz var. Doğru cevabım B seçeneği.
Bir diğer sorumuz, aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir? Kişinin duygu, düşünce, beğenisine, yorumuna yer verilen ifadeler öznel ifadedir. Dünyamız güneşin etrafında döner. Sana bana göre değişmez. Nesnel bir yargıdır. Eledim. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Sana bana göre değişmez. Beğeni yoktur burada. Herhangi bir yorum yoktur. Eledim. 2006'nın en önemli olayı okulumuza yeni bir merdiven yapılmasıdır. Bu senin düşüncen. Bu senin yorumun. Dolayısıyla burada öznel bir ifade vardır. Maddeler doğada katı sıvı ve gaz halde bulunur. Burada baktığım zaman yine duygu, düşünce, beğeni bunlara yer verilmemiş. Dolayısıyla nesnel bir ifadedir. Bir diğer sorumuz, okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor. Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar soğuk deyince sıcağın tersi olan soğuk. Kışın soğuk olur değil mi? Havanın soğuk olması olarak kullanılırsa orada gerçek anlam vardır. Ama bütün sınıf ona soğuk davranıyor. Onunla ilişki içerisinde değil, sıcak ilişkiler samimi içerisinde değiller. Onu itici buluyorlar vesaire uzatabiliriz. Başka bir anlama geliyorsa orada mecazi bir anlatım vardır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur diyor. Burası eşi benzeri olmayan bir bahçeymiş. Abartmıyor mu sence? Yani oradaki bahçenin eşi benzeri yok mu? Beğeniyor ama bunu abartarak söylüyor. A seçeneğini eledim. Devin gözleri otomobil farı gibiymiş. Kenarda kalsın sevgili öğrencim. Anası yapma kızım etme kızım diye yalvarmış. Adamın boyu neredeyse bir minare kadarmış. Adamın boyunun bir minare kadar olması bir kere abartı, eledim. Devin gözleri otomobil farı gibiymiş. Bunu da eledim sevgili öğrencim. Yani devin olması artı otomobilin farı çok büyüktür. Yani göz dediğin çok büyük bile olsa bir ceviz kadar olabilir. Burada otomobil farı diyorsa burada bir abartı var. Annesi yapma kızım etme kızım diye yalvarmış. Burada ben abartı göremedim. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıda altı çizili sözcükler arasında anlam ilişkisine ne denir? Her yıl bir yaş daha büyüyoruz. Yaş ağaçları değil kuru ağaçları keselim. Yaş ıslak olma durumu. Buradaki yaş da bulunduğun yıl, hayatında bulunduğun yıldan bahsediyor. Çocuklar burada baktığım zaman yazılışlar aynı ama anlamları farklı. Biz bunlara eş sesli yani sesteş sözcükler diyoruz. Cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, şimdiki aklım olsaydı derslerime daha çok çalışırdım cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir? Sanki derslerine çalışmadığı, düşük not aldığı için pişmanlık yaşamıyor mu? Sadece orada keşke kelimesi yok. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, deyimlerle ilgili, arkadaşlarının kitabında gözü kaldı cümlesindeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisinde uygundur? Çocuklar gözü kaldı. Burada çok beğendiğin zaman bu ifadeyi kullanabilirsin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Ayrıntılı bilgiyi 507-215-2658 numara telefondan da arayarak alabilirsiniz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Sesteş çocuklar, ses harf demektir. Aynı harfe sahip olacak ama anlamları farklı olacak. Tatlının bir anlamı var. Buradaki mecaz anlamları söylemiyoruz, tamam mı? Gecenin, güneşin bir anlamı var ama çay kelimesi. Kahvaltıda içtiğin çay. Fazla bir anlam istemiyoruz senden. İki tane örneklendirsem bile yeterli olacaktır. Artı derenin küçüğüne de çay diyoruz. Dolayısıyla burada iki tane, en az iki tane anlam varsa biz buna seste sözcük diyebiliriz. Cevap B seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz. Bedava sirke baldan tatlıdır. Atasözünü hangisi açıklar? Çocuklar, sirke tadı çok hoş olmayan turşularda kullandığınız bir sıvı madde. Ama bedava olunca, yani sen bu sirkeye para vermeyince bu acı olan, yenilmeyecek durumda olan şey baldan tatlı oluyor. Tabi farklı farklı atasözleri de vardır. Adam diyor ki boş mezar görse içine girecek yani. Mezara ölü insanlar girer ama bedavayı sevdiği için o derecede içine girmeyi istiyor. Ne demek istiyor acaba burada? Çok para ödenerek alınan sirke kıymetlidir. Hayır, çok para ödemiyor, bedavaya alıyor. A seçeneğini eleyelim. Para ödemeden alınan malın değeri yoktur. Para ödemeden alınan mal ama burada baldan tatlıdır diyor. Değeri yokturla ben bunu kıyaslayamam. Eledim. Para vermeden elde edilen çok hoştur. Direkt burada doğru cevap çıktı. Cevabım C seçeneğidir.
15 numaralı sorumuz, çözülmek sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? Karışık olan bir durumu çözüyorsun. Bu bir problem olabilir. Bu ayakkabı bağı olabilir vesaire vesaire. Ayakkabının bağı çözüldü. Şimdi bak, hepsinde de çözüldüğün anlamı farklı ama mecazi istiyor bizden. Bunu biz yan anlamla karıştırmayalım. Burada gerçek anlamdadır. Ayakkabı bağını çözüyorsun. Havalar ısınınca buzlar çözüldü. Bak, buradaki çözüldü yukarıdaki gibi değil ama buradaki çözüldü mecaz anlamda da değil. Buzların çözülmesi. Yani buradaki çözülme yine erimesinden bahsediyor. Sevgili öğrencim, mecaz değil burada. Yan anlam vardır. B seçeneği denedim. Bir sözcüğün gerçek anlamda olduğu, mesela 10 anlamda, 20 anlamda geldiği sözcükler de vardır sevgili öğrenciler. Problemi çözerken burada da mesela karışık olan bir şeyi çözüyorsun. Burada da gerçek anlamlıdır. Yani anlam yukarıdaki gibi değil. Ama D seçeneğine baktığın zaman acı haberi duyunca eli ayağı çözüldü. Bir kere bu bir deyimdir. Deyimlerin %99'unda mecaz anlatım vardır. Eli ayağı çözüldü. Niye? Eli ayağı ayakkabı bağı gibi bağlanmış mıydı? Hayır. Yerinde duramadı, çok üzüldü anlamında kullanılmış mecazi bir anlam. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? İçinde duygu, düşünce, beğenisine yer verilmeyen, yorumlarına yer verilmeyen, herkes tarafından kabul edilebilen yargılardır nesnel yargılar. Bütün insanlar uykuyu sever. Ben sevmiyorum mesela. Ben insan değil miyim bütün insanlar dediğine göre? Burada kendi düşüncesinden bahsediyor. C seçeneği, kendine güvenen insanlar başarılı olur. Yani doğrudur ama kendi yorumu. C seçeneği denedim. Soruda değil de seçeneklerde bir hata var gibi iki tane cevap çıktı sevgili öğrencilerim. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, nesnel bir yargı. Suyu kaynatırsak buharlaşır, bu da nesnel bir yargı. O zaman her ikisini de işaretleyelim, değil mi? Herhalde hocamızın gözünden kaçmış diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuz, canlı sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Bazı canlılar otla beslenirler. Burada canlı türünden bahsediyor. Çiçekler de canlı birer varlıktır. Hani bitkilerin, insanların, hayvanların, mikroskobik canlıların, bunların hepsinin canlı olma durumundan bahsediyor. Gölde hiçbir canlı yaşamıyordu. Burada da aynı şekilde sevgili öğrenciler, yaşayan, hareket eden bir varlıktan bahsediyor. Ama Orhan çok canlı bir çocuktu. Şimdi şöyle düşün. Hocam, o da işte insan ismi, canlı bir çocuktu. Tamam, insanlar tabii ki canlıdır ama burada onu kastetmiyor. Orhan'ın canlı olması hareketli anlamında kullanılmıştır. Mecazi bir anlam vardır ve diğerlerinden de farklıdır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, genç ihtiyara yardım için hemen geldi cümlesinde anlam bozukluğunu gidermek için hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Yani ihtiyar sanki gençmiş gibi bir hava var burada. Bir anlam çıkıyor. Genç ihtiyar. Yani ben buradaki anlam karışıklığını gidermem gerekiyor. Orada birazcık durursam olabilir. Genç virgül durdum. İhtiyara yardım için hemen geldi. Bir genç biri var. Karşısında bir ihtiyar var. Ona yardım etmeye gidiyor. Ama sen oradaki virgülü kaldırdığında hızlı okuman gerekiyor. Genç ihtiyara yardım için geldi. Orada da ihtiyarın hem ihtiyar diyor hem genç diyor. Anlam karışıklığını gidermek için genç kelimesinden sonra virgülü kullanabilirsin. Bir diğer sorumuz, giydiği ak gömlek çok kirlenmiş cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Karşıtını istiyor bizden sevgili öğrenciler. Beyaz kelimesiyle bunu karıştırmayalım. Beyaz burada eş anlamlısıdır. Ak ne demek istiyor burada? Beyaz. Tersi ne? Siyah. Eş anlamlısı kara. Ak ve kara zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevap A seçeneği. 20 numaralı sorumuz çocuklar. Bir de Joker sorumuz var. Onu da lütfen izleyelim, dinleyelim. Yazarların hepsi yazılarını tamamladık cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? Yazarların hepsi yazılarını tamamladık. Yani farklı bir anlam ifadesi var zaten. Peki bakalım bu anlatım bozukluğunu gidermeye çalışalım. Yazarların kelimesi yerine yazar yazılarak. Yazar hepsi yazılarını tamamladık. Olmuyor. Yani buradaki denileni uygula, bak bakalım anlatım bozukluğunu giderebiliyor musun? Tamamladık kelimesi yerine tamamladı yazılarak. Yazarların hepsi yazılarını tamamladı. Bu oldu sanki. Diğerlerine de bakalım. Hepsi yerine tümü yazılarak. Yazarların tümü yazılarını tamamladı. Bu da olmadı. Bunu da eledim. Yazılarını kelimesi yerine kitaplarını. Bakalım hemen. Yazarların hepsi kitaplarını tamamladık. Çocuklar, burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Dolayısıyla ben de bunu B seçeneğiyle gösterebilirim. Tamamladı dese ya da tamamladılar dese daha uygun olacak.
Joker sorumuz. Altı zil kelimelerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? İnce ipi çekince koptu. Kalının tersi olan inceden bahsediyor burada. Dolayısıyla gerçek anlamlıdır bu. Seçeneklerde bir olmasın. Elindeki vazoya düştü, kırıldı. Burada ufak olma, parçalandı anlamında kullanılmış. Burada da yine herhangi bir şey göremedim sevgili öğrencim. Dayımlar bizi çok sıcak ilgiyle karşıladılar. Sıcak kelimesi burada gerçek anlamı dışındadır. Mecazi bir anlatım var. Yine adam şoföre çok ağır sözler söyledi. 4 kilo söz mü söyledi acaba? Ya da 15 kilo söz mü söyledi? Tabii ki her ikisinde de mecazi bir anlatım vardır. 3 ve 4 tabii ki doğru cevap D seçeneği. Yazılım sona erdi. Bir puan aldın. Onu yorumlar kısmında bizimle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Instagram ibrahimhoca.33 eğlenceli videolar atıyorum oraya da. Beni oradan da takip edebilirsin.